Diyanet Haber'den iyi akşamlar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Kerkük'teki gelişmelerle başlayacağız bültenimize. Dün DAEŞ'li teröristlerin özellikle canlı bombalarla saldırı düzenlediği kentte bugün de zaman zaman çatışmalar yaşandı. Kente PKK'lı teröristlerin girdiği ve kritik noktalara konuşlandırıldığı bilgisi ise Türkiye'nin tepkisini çekti. DAEŞ terör örgütü Musul kuşatmasına misilleme olarak dün Kerkük'te saldırılar düzenledi. Merkeze yakın Havice ilçesinde saklanan teröristler kente sızdı. Merkezde uyuyan hücreler harekete geçirildi. Birbiriyle temas kuran teröristler özellikle kamu binaları ve güvenlik güçlerine hedef alan saldırılar yaptı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Dün sokakların çatışma alanına döndüğü Kerkük'te bugün gün sakin başladı. Öğle saatlerinde Irak ordusu kontrol sağlandı açıklaması yaptı. Ancak kısa süre sonra bölgeden çatışmaların yeniden başladığına dair haberler geldi. Güvenlik güçleri DAEŞ'lilerin 2 gün boyunca üs olarak kullandığı çarşı merkezindeki Cihat Oteli'nde kontrolü sağladı. Tüm duvarları kurşun izleriyle kaplanan otel bir enkaz görünümündeydi. Bu arada PKK'lı teröristlerin DAEŞ saldırıları sonrası oluşan kaos ortamından faydalanıp Kerkük'e girdiği ortaya çıktı. Türkçe konuşan ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuz Aslan, Peşmerge'nin izin vermesiyle PKK'lı militanlar başta Kerkük Kalesi olmak üzere birçok kritik noktada konuşlandı dedi. Kerkük'ün Sesi gazetesi de kente giren PKK'lı teröristlerin fotoğraflarını yayınladı. Türkiye, Kerkük'teki PKK varlığına tepki gösterdi. Kesinlikle PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin burada oldu bittiye getirip de özellikle bu bölgede hareket etmesine müsaade etmeyiz. Zaten Türkiye şu anda koalisyonun içinde de yer alıyor. Aktif bir şekilde koalisyonun hem oradaki eğittiğimiz güçlerle, yerel güçlerle birlikte hem de hava kuvvetlerimizle birlikte içindeyiz. Ve buna, bu sizin söylediğiniz gibi gelişmelere de müsaade etmeyeceğiz. Olayları ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Kerkük'teki son gelişmeleri de aktaralım. Kerkük polisinin yaptığı açıklamaya göre yapılan son operasyonlarda 48 DAEŞ militanı öldürüldü. Kerkük'teki çatışmalar sırasında Türk gazetecilerin yaşadığı zor anların görüntüleri de ortaya çıktı. Kerkük Polis Müdürü Albay Hattab Ömer, DAEŞ'li teröristlerin saldırılar düzenlediği kentteki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ömer, kent merkezindeki durum %90 oranında düzeldi, çıkan sokak çatışmalarında 48 DAEŞ militanı öldürüldü ifadelerini kullandı. Polis müdürü, DAEŞ'li militanların güneydeki mahallelere kaçmasından dolayı zaman zaman çatışmalar yaşandığını söyledi. Hattab Ömer, 2 gündür süren sokağa çıkma yasağının DAEŞ'liler tüm semtlerden tamamen temizlendikten sonra akşam saatlerine doğru kaldırılacağını açıkladı. Bu arada Kerkük'te görev yapan Anadolu Ajansı ekibinin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Muhabir Hem Baban, foto muhabiri Yunus Keleş ile kameraman İhsan Muhammed saldırıdan yara almadan kurtuldu. Dün de Kerkük'te yayın yapan Türkmeneli TV ekibi DAEŞ'in keskin nişancılarının hedefi olmuştu. Saldırıda haber müdürü Türkmen gazeteci Ahmet Necmettin Haceroğlu hayatını kaybetmiş, televizyon müdürü Süheyl Kasım yaralanmıştı. Arap, Kürt ve Türkmen halkının yaşadığı Kerkük'e DAEŞ saldırısının altından çıkan çatışmalar yüzünden dün kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hatta cuma namazı kılınamamıştı. Bugün Irak ordusundan gelen açıklamalar kontrolün sağlandığı yönünde. Ayrıntıları ve son durumu şu an Kerkük'te bulunan Irak Türkmenleri dini önderi Şeyh Adil Kerküklü'den alacağız. Sayın Kerküklü, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi ileterek iyi akşamlar diyelim. Hayırlı akşamlar, geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Kerkük'lü, dün DAEŞ saldırısı sonrasında çıkan çatışmalar sonrası Kerkük'te sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini ve cuma namazının kılınamadığını biliyoruz. Dün şiddetli çatışmalar vardı orada. Neler yaşadınız? Biraz bize kısaca anlatabilir misiniz? Tabii cuma günü saat 2 gecede DAEŞ terör örgütü Kerkük'e bir yoldan sızıntılandırdı. Onun için kamu binalarının üzerinde keskin nişancılar
bizim peşmerge gücünü, polis güçlerini, emniyet güçlerini hedef aldılar. Millet, halkımızı hedef aldılar. Onun için şu ana kadar bizim 200 yaralımız var, 50 şehidimiz var. Bu 200 yaralıda ağır yaralı kardeşlerimiz de var. Durumları çok kötü. Onun için biraz önce de ifade ettiğiniz gibi Türkman Ali Televizyonu'nun Haceroğlu da aynen şehit oldu. Aynen Sibis semtinde de 15 kilometre Kerkük'ten irak olan Rahman Camisi'nde Şeyh Kahtan Habibi DAEŞ terör örgütü öldürdü. Bu da Karaba sentralında çalışıyor. Hem de cami hocası da öldürdüler. Ama en büyük soru bizim Tavuk ilçesi, Türkman ilçesidir. Orada hiçbir terör örgütü yok. Yani hiçbir şey yok. Koalisyon güçleri bir çadır Türkman kalkları Muharrem etkinliklerini yapılıyor. Onları bombaladılar yani. Evet. Onun için yani çok durumda insanların psikolojisi, çocukları Kerkük'ün ilk defa tarihinde 1000 camiye yakın kapandı. 1 milyon insanımıza yakın cuma namazı kılmadı. Hendek gazasında Hazreti Efendimiz'i sadece ikindi namazında kılmadıkları için Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Allah'ın evlerine cehennem ateşini bırakcılan 1000 cami kapandı. Hocaları öldürdüler. Sivil örgütleri ama sağ olsun Kerkük halkı, Türkman, Kürt, Arap hepsi dayanışma içinde gönüllü olarak emniyet gücüne, peşmerge gücüne, her kişiye silah halinde su kalkını korumaya. Kerkük bizim dedelerimizin emanetidir. Kerkük'ü terör örgütüne vermeyiz. Onun için biz sizin vesilenizle Türkiye Diyanet olan Diyanet Vakfı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olan kardeşlerimiz, Türkiye milletvekillerinden ve belediye başkanları mesaj yayınlandırdı. Hepsi cevap verdi. Antalya'da hepsi bizim için Fetih Surası dua yaptılar. Bizler de sizin vesilenizle milletin adına, Kerkük halkı adına çok teşekkür ediyorum. Şu an bizim en zor durumda ihtiyacımız, duaya çok ihtiyacımız var. Kötü durumda. Hala biraz önce kurşunların sesi bitmemiş. Evet. Peki terör örgütü PKK militanlarının da Kerkük'te DAEŞ'le savaşmak için oraya girdiği haberleri var. Bu yönde sizin bir bilginiz var mı? Tabii bu bir senaryodur DAEŞ örgütü. Bu olaylar niye bu son dönemde çıktı? Evet. Suriye'de akan kanı durmayan istemeyenler bir de Musul operasyonu başarılı bir sonuca varmamak için bu operasyonlar hapsi geldi. Tabii bu sömürgecilerin bir senaryosudur. Bunu iyi biliyoruz. Bizim de inşallah dayanışma içinde bir ruhtan, kardeşlik ruhundan Kerkük'ü teröre vermeriz inşallah. Peki şu anda ne zaman evet. Büyük devlet büyüklerimiz ne zaman Misak-ı Milli sınırının ismi geldi ortaya, çokları rahatsız oldu. Peki şu anda oradaki son durum nedir Sayın Kerkük? Bizim yanımızdadır, yardımcı, her zaman ambulans uçaklar yaralarımız her bir etkinliklerin yanındadır. Arap yanında, Kürt yanında, Türkmenlerin yanında, Sünnilerin yanında, Şialerin, Yezidiler bile yanındadır. Yani aktif rolünü hiçbir zaman inkar etmeriz. Evet. Peki oradaki son durum nedir şu anda? Vallahi Kerkük'te şu an iki semt kalmış. 4-5 DAEŞ terör örgütü sızıltıran gece karanlığında bir güç sızılantırdı özlerini. Şu an uyan hücrelerin içinde bunlar da inşallah sabaha kadar sizlerin duasından, değerli seyircilerimizin duasından inşallah bu da bir sona erer. İnşallah bu kan bir an önce kesilir inşallah. Evet, Kerkük bir Türkmen kenti. Sayın Kerkük'lü tarihi ve kardeşlik bağımız var. Kerkük halkı Türkiye'den ne bekliyor? Genel anlamda da Türkiye'nin Musul'a, Kerkük'e ilgisini nasıl buluyorsunuz? Valla Kerkük bütün Iraklar kendini bilen, Allah'ını tanıyan, bizim komşularımızdan
ülkeden hiçbir zaman hiçbir zarar görmemişlik aylıktan başka her zaman bizim yanımızdadılar. İnşallah da devamlı sürer. İnşallah da Allah Teala hem bizlere hem sizlere zeval vermez. İnşallah biz de bu birliğimizi, beraberliğimizi 15 Temmuz ruhunun derslerine istifade ettiğimiz kişileriz inşallah. İnşallah Sayın Kerküklü, biz de Diyanet TV olarak, Türkiye olarak sizlerin yanınızdayız ve sizlere dua etmeye devam edeceğiz buradan. Yayınımıza katıldığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ve Irak'taki durumla ilgili mesajlarını Bursa'da katıldığı bir açılışta verdi. Halep, Musul, Kerkük ve Haseki'deki kardeşlerimizin güvenliğini kendimizinkinden farklı görmüyoruz diyen Erdoğan, ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konuları tribünden izlemeyeceğiz. İştahı kabaranların heveslerini kursaklarında bırakacak güce sahibiz dedi. Halep gibi geçmişte bize ait olan topraklar, İslam medeniyetinin kadim şehirleri yıkıldı. Kütüphaneler, medreseler, hastaneler enkaza döndü. Acımasızca vuruyorlar. Aynı şekilde Irak'ın kadim şehirleri, geçmişte Kerkük bizimdi. Musul bizimdi. Şimdi ben misak-ı milli dedim diye rahatsız oldular. Ya niye rahatsız oluyorsunuz? Ben tarih dersi veriyorum ya, anlayın. Bu işin tarihinde bu var. Gazi Mustafa Kemal'in de misak-ı milliyi istikamet olarak gösterişi yok mu? Var. Niye birilerinin sesi çıkmıyor? Niye rahatsız oluyorlar? Biz milliyiz. Biz yerliyiz. Biz vatanseveriz. Biz milliyetperveriz. Farkımız bu. Biz 3 milyon insana kapılarımızı açarken ortada görünmeyenler, konu petrol olunca, konu enerji olunca hemen baş köşeyi kaptılar. Bu dramlar karşısında 3 maymunu oynayanlar fırsatlar konusunda aslan kesildiler. Kardeşlerim, Türkiye'yi bölgedeki gelişmelerin dışında bırakmak ama çıkacak faturayı da üzerine yıkmak için her türlü yolu deniyorlar. Artık bu ahlaksız, bu riyakar oyuna müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren gelişmeleri tribünden seyretmeyeceğiz. Sahada ve masada olmak için uluslararası hukuk çerçevesinde ne gerekiyorsa onu yapıyoruz, onu yapacağız. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Cerablus operasyonu bu konudaki kararlılığımızın bir işaretidir. Er-Ra'i operasyonumuz bu konudaki kararlılığımızın bir ifadesidir. Dabık aynı şekilde. Elbap. Ama oraya inmeyin diyorlar. Mecburuz, ineceğiz. Niye? Çünkü burada terörden arındırılmış bir bölgeyi hazırlamamız lazım. Münbiç aynı şekilde. Koalisyon güçleri eğer beraber hareket etmeye hazır olurlarsa Rakka'da da DAEŞ'e karşı gereğini yapacağız. Ama PYD ile veya YPG ile beraber değil ha. Amerika, koalisyon güçleri beraber. Irak'ın göz göre göre mezhep temelli bir iç savaşa sürüklenmesine kayıtsız kalmayacağız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kendi topraklarımızın güvenliği oralardaki gelişmelerle yakından ilgili olduğu için sahada etkin olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında bin yıllık kardeşlik hukukuyla birlikte yaşadığımız insanların geleceklerinin karartılmasına rıza gösteremeyiz. Diyarbakır'a, Şanlıurfa'ya, Mardin'e, Şırnak'a, Hatay'a, Antep'e, bütün buralara bakıp da
iştahı kabaranların heveslerini kursaklarında bırakacak iradeye ve güce hamdolsun fazlasıyla sahibiz. İdlib'i, Halep'i, Münbiç'i, Haseki, Musul'u, Kerkük'ü de oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini de kendimizinkinden farklı görmüyoruz. Geçmişten farklı olarak bu güvenliği ve huzuru gerekirse kendi ellerimizle inşa etmekte kararlıyız. Sayın seyirciler, dün Ankara'da kritik temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter, Musul operasyonu ile ilgili olarak Irak'la Türkiye'nin prensipte anlaştığını söyledi. Türkiye operasyona katılacak dedi. Ankara-Musul operasyonuna katılma konusunda kararlı. ABD ve Irak başta olmak üzere Türkiye'ye karşı çıkan ülkeler geri adım attı. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Ankara'da yaptığı temasların ardından Türkiye ile Irak'ın Musul operasyonuna dahil olması konusunda prensipte anlaştığını söyledi. Türkiye, Musul bölgesine komşu olması nedeniyle Musul'daki operasyonun nihai sonucuyla ilgileniyor. Türkiye'nin bölgede tarihi bir rolü var. Bunun gereği olarak hem Suriye hem de Irak'ta DAEŞ'e karşı mücadelede rol alacak. Musul'un terör örgütü DAEŞ'ten kurtarılmasına katkı sağlayacak. Türkiye'nin savaşta çok verimli olacak şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ankara ile Bağdat'ın Musul Anlaşması'na ilişkin adımını önümüzdeki hafta Türkiye ve Iraklı heyetlerin bir araya gelmesiyle somutlaşacağı belirtiliyor. Carter, Türkiye'nin operasyona katılımıyla ilgili ayrıntıların değerlendirilme aşamasında olduğunu söyledi. Irak, Türkiye'nin DAEŞ karşıtı koalisyonun bir üyesi olduğunun ve Irak'taki mücadele operasyonlarında rol alacağının farkında. Konuyla ilgili son karar, Irak yönetiminin onayını bekliyor. Yaptığımız konuşmalara dayanarak çok eminim ki bu seçenekleri tüm tarafların hassasiyetlerine özen gösterecek şekilde etraflıca ele alabileceğiz. Türkiye'nin Musul operasyonuna katılımının içeriği ise henüz netleşmedi. Bu arada ABD'nin Türkiye'nin baskısı karşısında geri adım attığı bir başka konu Başıka'da Türk askeri üssüyle ilgiliydi. Daha önce Başıka'daki Türk askeri için Irak'ın egemenliği ihlal ediliyor, Irak'tan izin alınmalı diyen Washington, bu kez Türkiye Irak'ta merkezi hükümetin prensiplerine aykırı harekette bulunmuyor açıklamasını yaptı. Beyaz Saray sözcüsü Josh Ernst, Irak'taki DAEŞ karşıtı operasyonların Iraklı güvenlik güçlerini örgüte karşı mücadelede eğitmek için merkezi hükümetin isteğiyle yapılmıştır. Gerektiği prensibini en başından beri söyledik. Bu zamana kadar Musul yakınlarındaki varlıklarıyla Türklerin bu prensibi ihlal ettikleri endişesine neden olacak bir hareket görmedik dedi. Şimdi de Irak parlamentosunun eski üyelerinden Ömer Abdüssettar Mahmud'un Musul operasyonuna ilişkin açıklamalarını ekrana getireceğiz. Iraklı eski vekil bölgedeki hassasiyetlerin korunması ve mezhep çatışmasının önlenmesi açısından Türkiye'nin operasyonun içinde yer almasının çok önemli olduğunu vurguladı. Mahmud, Irak Başbakanı İbadi'nin Türkiye'ye yönelik tavrını da eleştirdi. Türkiye ne yapsın güvenliğini sağlamak için İbadi'den izin mi istesin diye sordu. Musul halkı şu an DAEŞ'in bıçağıyla koalisyonun noktasal olmayan rastgele hava saldırıları arasında kaldı. DAEŞ sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Şii, Haşdi, Şabi ile Peşmerge, Bağdat'la Erbil ve koalisyona katılan 63 devlet nasıl ittifak ediyor? Sivilleri kimin öldürdüğü belli olmayacak. Sivillerin katliama uğramasından endişe ediyoruz. Felluce'de olanlar bir prova olarak nitelendirilebilir. Haşdi Şabi'nin Musul çevresinde olduğu da söyleniyor. İranlı milislerin Haşdi Şabi ile DAEŞ arasındaki oyunun devamı için Irak'ta mezhep ateşini körükleme gibi siyasi bir hedefi var. Fırat Kalkanı operasyonu gibi Ninova'da da Dicle Kalkanı'nı görmek isterim. Çünkü Fırat ve Dicle bir paranın iki yüzü gibidir. Türkiye bölgedeki hassasiyetleri gözetmek ve mezhep çatışmasını önlemek için operasyonda yer alma konusunda kararlı davranıyor.
Musul aşiretleri günler önce Türkiye'nin Musul'da rol oynamasını memnuniyetle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri belki zarar görmüyor ama Türkiye terör örgütlerinden PKK ve DAEŞ'ten doğrudan etkileniyor. Peki Türkiye ne yapsın? Bölgede güvenliğini sağlamak için İbadi'den izin mi istesin? İbadi daha kendisini koruyamıyor. Iraklılar 2003'ten beri vatansızlar, devletsizler ve milli birlikten yoksunlar. Biz Iraklılar tek vatan istiyoruz. Türkiye'nin Irak'a gözlerini, kulaklarını ve aklını geri kazandırmasını istiyoruz. Çünkü Irak an itibariyle bunlardan yoksun. Bu tarihi bir görevdir ve bunu sadece insanlar değil, melekler de yazacaktır. Sayın seyirciler, Fırat Kalkanı Harekatı başladığında Türkiye'nin DAEŞ'le mücadelesini Musul'da da sürdüreceği öngörülüyordu. ABD önderliğinde Musul operasyonu başlatıldı ancak Türkiye sadece koalisyon güçlerine hava desteği verme konusunda müdahil oldu. Irak yönetiminin 2003 yılında ülkesini işgal eden Amerika'ya değil de Türkiye'ye tepki göstermesi de işin bir başka boyutu. Türkiye operasyona katılacak mı? Hangi şartlarda bölgede varlık göstermeli ve nasıl bir strateji izlemeli? Bu soruların cevabını da özel haberimizde ekranlarınıza getiriyoruz. Uluslararası güçlerce satranç tahtasına dönüştürülen bölgede planlar yapıldı. Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonu başlatıldı. Türkiye, tarihi ve manevi bağ bulunan Musul operasyonunun dışında bırakılmaya çalışıldı. Uzmanlara göre Türkiye'nin harekata dahil olması kaçınılmaz. Gücünüzün gerektirdiğinden az çaba sarf ederseniz hak kaybına uğrarsınız uluslararası ilişkilerde. Gücünüzün yettiğinden fazla bir işe girerseniz vatan kaybına uğrarsınız. Müdahale ederken gücünü dikkate alarak müdahale edecek, ne buraya ne de gittiği yere bir halel gelmesin diye. Korkum o. Siz müdahil olana kadar orada iş işten geçmiş olabilir. Olaylar günlük bile işlemiyor çoğu zaman. Fırat Kalkanı harekatıyla terör örgütü DAEŞ'e yönelik başarılı bir mücadele yürüten Türkiye, Musul'la ilgili sağlam argümanlara sahip. Türkiye bütün Orta Doğu ülkelerinden, İran'ından, Suudi Arabistan'ından, Katar'ından farklı olarak çok farklı bir kültüre sahip. Ta Osmanlı döneminden başlayarak dışişleri diplomasisi mezhep, meşrep, din üzerinden bir diplomasi yürütmedi, yürütmüyor, hala öyle. Katar ve Suudi Arabistan ne kadar orada müdahiller, şu anda ateşi eliyle tutmaya çalışan maalesef sadece burada Türkiye görünüyor. Misak-ı Milli konuşulabilir. Oradan bir, içeriden bir davet, talep argümanı seslendiriliyor. Çünkü bu olabilecek bir şeydir. Bunlar bence B, C, D planları olmalıdır. Birinci öncelik gerçekten sahada birlikte hareket edebileceğimiz ortaklarımızı başta bulabilmektir. Rusya bana sorarsanız geçici olarak iyi bir partner. Uzmanlar Türkiye'nin Irak'ta atacağı adımlara göre İran'la karşı karşıya gelebileceğinin altını çiziyor. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran dışişlerine çağrılarak Türkiye'den duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi de bu öngörüyü destekler nitelikte. Bölgede Amerika ile Rusya'yı, Irak'la İran'ı politik olarak karşı karşıya getirecek siyasetin izlenmesi gündeme getiriliyor. Şu anda öyle görünüyor ki İran'la Türkiye arasında ciddi bir mücadele var o topraklarda ve oradaki mücadele Suriye'deki işin, bizim Türkiye'nin oraya müdahalesinin kaderini de etkileyecek olan bir durum var. Türkiye'nin Musul'da operasyona katılması durumunda Kuveyt Savaşı'nda Saddam Hüseyin'e Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan vade benzer bir teklifin gelebilecek olması da tuzak olarak yorumlanıyor. Musul'u size verelim deseler Türkiye'ye, Türkiye de kalksa gitse alalım diye, aynen Kuveyt'i sana verelim Saddam'a dediler. Çünkü eskiden Kuveyt Saddam'ın, yani Irak'ın bir parçasıydı, öyle ayrıldı. O da bu benim yasal hakkım ya. Bizim tıpkı Misak-ı Milli gibi kalktı gitti, sonra Saddam'ın işini bitirdiler. Bu bir tuzak olabilir. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor dediğim odur. Irak hükümetinin kabinesinde yer alan 35 bakandan 18'inin İngiliz vatandaşı olduğu iddia ediliyor. Operasyonu Amerika başlatmış olsa da perde arkasında İngiliz kraliyetinin siyaseti de yürütülüyor. Amerika bu işlerde aktör şu anda, fakat Amerika'nın aklı İngiliz aklıdır. Ve İngilizlerin özellikle düşman olarak
gördükleri sadece ve sadece, bütün tarih kitapları bunu yazar, Türklerdir. Hiçbir Arabı, Arapları düşman olarak görmemişlerdir. Düşmanlıkları yoktur onlarla. Bunu hem Türkiye iç kamuoyunun bilmesi lazım. Zaten yöneticilerin bunun farkında olduğunu düşünüyoruz, öyledir diyebiliyoruz. Buna göre kendi satrançta oynayacağız. Sayın seyirciler, Türkiye'nin güney sınırını teröristlerden temizlemek üzere başlattığı Fırat Kalkanı harekatında tam 2 ay geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri hem PKK-PYD hedeflerini hem de DAEŞ'li teröristleri vurdu. Türkiye'nin ateş desteği verdiği Özgür Suriye ordusunun ilerleyişi ise sürüyor. ÖSO'nun kontrolü altına aldığı bölgenin genişliği 1270 kilometrekareye ulaştı. 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nın bugün 60. günüydü. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturma planları yapan PYD-YPG'ye yönelik operasyonunu sürdürdü. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saat içerisinde 70 PYD hedefi daha vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri DAEŞ terör örgütüyle mücadelesine de devam ediyor. Bu kapsamda 52 DAEŞ hedefi daha imha edildi. Hazvan bölgesine yönelik hava harekatında 2 DAEŞ'li terörist öldürüldü. Türkiye'nin fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roket atarlarla ateş desteği verdiği Özgür Suriye ordusuysa Azez Rai hattında ilerliyor. Muhalifler şimdiye kadar 156 meskun mahalde yaklaşık 1270 kilometrekarelik bölgede kontrolü sağladı. ÖSO güçleri Mare'nin güneyindeki köyleri almak için taarruz başlattı. Buradaki çatışmalarda 5 muhalif yaralandı. PKK-PYD'li teröristlerin aşağı Cerablus'ta bulunan köprüye yönelik saldırısından da 2 muhalifin yaralandığı haberi geldi. Sayın seyirciler, Moskova Merkez Camii'nin Diyanet tarafından gerçekleştirilen iç dekorasyon ve süslemeleri büyük beğeni kazandı. Rusya Avrupa Müslümanları Müftülüğü iç süslemeleri gerçekleştiren Türk sanatkarları nişan ve sertifika ile ödüllendirdi. Yaklaşık bir yıl önce ibadete açılan Moskova Merkez Camii Türk sanatkarlara ödül getirdi. İnşaatı 7 yılda tamamlanan caminin iç dekorasyonu ve süslemesini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı gerçekleştirmişti. 2 milyon Müslümanın yaşadığı kente değer katan bu yapının dikkat çeken süslemeleri Nakkaş Semih İrteş ve Hattat Hüseyin Kutlu'nun eseriydi. Bunlar İslam sanatı doğrultusunda bunları tarif edebiliriz. Ancak tabii ki Osmanlı sanatının, Osmanlı tezinin sanatlarının en güzel örnekleri de detaylarda sağlanmıştır. Türk sanatkarlar Moskova Merkez Camii'nde bir de ilke imza atmıştı. Kubbe tezinatı özellikle şimdiye kadar hiç örneği olmayan ve dünyada ilk defa yapılmış çarkı felek şeklinde dünyanın dönüşünü, arz içerisindeki dönüşünü içerideki ayetlerle beraber aynı paralelde anlatılan bir tasarımdır. Proje ve üretim aşaması yaklaşık 2 yıl süren Türk sanatkarların bu özel çalışması ödüllendirildi. Rusya Avrupa Müslümanları Müftülüğü, Nakkaş Hüseyin İrteş ve Hattat Hüseyin Kutlu'ya nişan ve sertifika verdi. Evet, bu bir sanatkar için gerçekten çok önemli bir anı. Evet, bugünkü Diyanet Haberi'nde sonuna geldik. Yarın saat 18.30'da yeniden birlikte oluncaya dek kendinize iyi bakın diyoruz efendim. İyi akşamlar, hoşça kalın.